Aç bakayım ağzını Behzat. Aç, 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 aç. Ha. Aman pek ıhladın, pek ıhladın. Günaydın efendim. Neden bu be? Nesi var bunun, yine hasta mı yatıyor? Ederim. Hadi kalk da kahvaltıyı hazırla. Kahvaltılaşsın, kahvaltılaşsın. Gönder şu kadını, gönder. Bir hafta izin ver, parasını ben vereceğim bunun. Bak o zaman nasıl iyileşiyorum. Lanet olsun, lanet olsun sana. Delirdi mi, delirdi. Senin bu sabah şekerlemelerin de beni öldürecek vallahi. Tebdili mekanda ferahlık vardır Suzi. Hadi hadi kalk kahvaltıyı hazırla. Hadi hadi bak kapı çalıyor, kapıya bak sen hadi. Ben kapıyı açarım ama sen de kalkıp sofrayı kur. Hadi. Nereden çıktın sen ya? Günaydın. Sana da günaydın Suzi. Ne oluyor bu? Yeni moda mı böyle? Her sabah her sabah çiçekçileri sevgili etmek. Yakında evleneceksin. Tutumlu ol, para biriktir. Nereden sevgilim? Aa Selçukcuğum. Sen? Ay nereden çıktın? Ben böyle çıkıyorum işte. Aa, bunlar ne? Neye benziyor? Piyano. Hastane çiçeği gibi. Ne diye hasta ziyaretine mi geliyorsun? Yoksun. Aa bir dakika şoför kolonya getir oğlum. Erkenciyiz bugün. Ben her zaman erkenciyim. Ya bilmez miyim? O elinizdeki dünkü gazete. Hepsini okumuştunuz. Yani hatırlatıyorum unuttuysanız diye. Bu çiçekler niye? İçimden geldi. Ah canım hep böyle içinden gelsin oldu mu? Olur. Yine sensiz başlayınca böyle bir sıkılıyorum böyle. Günüm kötü. Ama sen sıkılmıyorsun. Evet. Oh. Canım oğlum benim. Güzelim. Bak şimdi seninle neler yapacağız neler. Hadi bakayım. Oh, oh, oh. Şöyle bir otur bakalım. Ay 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 ay. Oh, kocaman olmuşsun sen ya. Ağırlaşmışsın. Oh. Dur. Ay dur dur. Dur şunu. Tamam tamam tamam. Böyle olmuyor senin. Kucağıma alayım yine. Gel bakalım. Şimdi. Güzelim. Baba ödülü kendine tatil ilan etti. Ay dur. Tatil ilan etti. Seninle birlikte hatta gideceğiz tamam mı? Yani şu anneannene yalan söyledik diye ömür boyu bu sefaleti çekecek değiliz değil mi yavrum? Sana da yazık bana da. Hadi bakalım. Hadi hattalara gideceğiz. Ondan sonra seni salıncaklara bindireceğim. Tahtlara vallere bineceğiz. Ondan sonra daha neler var orada? Böyle ciren gibi betondan şeyler var. Onların içinden geçeceğiz. Ondan sonra her şeyi yapacağız seninle. Tamam mı benim? Güzel oldu. Tamam mı? Hadi bakalım. Oh be, özgürlük, özgürlük. Özgürlüğü çok seviyorum biliyor musun? Bayılıyorum özgürlüğü olmaya. Hemen mi? Şey, ben ne bileyim Selçuk? Bak bir yıldır bu anı bekliyorum. Hep bir işe gireyim sonra evleniriz dedin. Artık hiçbir engelimiz kalmadı ki. De yani ne? Ben belki de işten kovulurum. Beni bilirsin. Bilmez miyim? Evet. Nevzatcığım ne fark eder ki? Bunun evliliğimizle ne ilgisi var? Ekonomik bakımdan özgür olmak istiyorum Selçuk. Yarın öbür gün boşanmamız gerektiğinde sırf senin parana muhtaç olduğum için bu evliliği sürdürmek istemiyorum. Sevgilim biz daha evlenmedik. Ama sen kalkmış boşanmaktan bahsediyorsun. Selçuk, üzerime gelme lütfen. Henüz hazır hissetmiyorum kendimi. Neye hazır hissetmiyorsun? Boşanmaya. Yani evliliğe. 3 yıldır beraberiz. 1 yıldır da nişanlıyız. Neye hazır hissetmiyorsun kendini? Hazır değilim o kadar. Lütfen üstüme gelme. Damat, evladım tarihi belirlediniz mi? Anlayamadım. Yani düğün tarihini diyorum. Kararlaştırdınız mı? Müsaadenizle. Ha, iyi günler. Merhaba Selçuk, nasılsın? Selçuk! 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 Bir dakika, dur. Ne oldu bunlara? Suzi kavga mı ettin? Aman ne bileyim ben, kapımı dinliyorum. Ay lan içim gücüm. Nermin, canım yavrum hoş geldin. Ne zaman geldin? Şimdi geldim anneciğim, şimdi geldim. Nasılsın? İyiyim anneciğim, iyiyim.
Baban nasıl, onu söyle. Ah, iyi iyi maşallah, şimdi uyuyor. Aman iyi iyi, naz yapıyor, naz. Taş gibi hiçbir şey yok. Lan Nazar, sen kapıya bak. Nazar değil. Lan yetiştirme. Çocuklar nasıl ya, iyiler mi? İyiler anacığım, iyiler. Aman dikkat et evladım, grip çok salgın. Cem Efendi, bol bol portakal mandalinden yesinler. Mümkün olduğu kadar. Fehmi nasıl? Fehmi? Bilmem, iyidir herhalde. Tabii iyi. Çocuklarım ne oluyor size böyle? İkiniz de suratı bir karış. Ne olsun istiyorsun yani? Nevzat evlenmeye yanaşmıyor. Nermin de boşanmak istiyor. Ne? Suzi! Nevzat bu gidişle evde kalacak Ferhunde. Biraz daha nazlanırsa o damat bozuntusu sızka herif var ya, vallahi almaktan vazgeçer. Geçer tabii, ne olacak yani? Sana ne benim Selçuk'la aramda geçenlerden? Kapıları dinlemeye utanmıyor musun sen? Bu da boşanmaya pek hevesli. Fehmi onu aldatıyor çünkü. Hem de genç ve güzel bir kadınla. Nermin'cim kusura bakma ama hiç şansın yok, hiç yok. Yani her şeyi anlatman gerekmiyordu Suzi'cim, değil mi? Bunlar ikimizin arasında kalmalıydı. Ah Suzi! Ah! Ay fena ağlıyorum. Anne! Ah, anne! Anneciğim yok, bir şey öyle sandığı gibi değil canım benim. Anneciğim tamam, güzel anne. Tamam, yok. Anne oldu bunu şimdi, ben ne dedim yahu? Ben geldim. Gülen. Gülen. Can. Gülen. Gel geldim. Gülen. Can. Gülen. Ay Allah'ım, nereye gittiler bunlar? Gülen. Anneciğim. Dur şunu şöyle arkana koyayım. İyi misin? Bir doktor falan çağırsak ne dersin? İstemez, istemez. Sen git bakalım küçük hanım. Ben seninle sonra konuşacağım. Hadi bakalım. Hadi git, baban oyalana da gelmesin buralara şimdi. Sen de bırak şu elimi, bırak. Bırak. Ah. İyilik de yaramaz ki kadına. Böyle patlamak söylenir. Damdan düşer gibi canım. Her şeyin bir yolu yordamı vardır değil mi? Ay yüreğime inecekti neredeyse. Söyle bakalım bu saçmalıkta ne oluyor küçük hanım ha? Bu boşanma işte nereden çıkmış? Ama Fehmi beni aldatıyor anneciğim. Nereden biliyorsun? Gördün mü? Aldatıyor beni, biliyorum anneciğim. Suzi ile bir kere takip ettik işte, öyle değil mi Suzi? Ah Bülent ah, insan bir not bırakmaz mı? Hava da soğuk. Oğlan üşütmese bari, bir üşütürse mahvolduk demektir. Demek öyle. Demek Behzat'ın şapkasını takıp takıp benim biricik damadımın peşine düşüyordun ha? Anneciğim, anneciğim artık şuna biricik damadım falan deyip durma. Sinirim bozuluyor artık yani. Canım 20 yıllık damadım benim, bilmez miyim ben? Sonra bir günden bir güne bana saygısızca davranmadı. Sonra sevimlidir, aklı başındadır, saygılı adamdır, akıllıdır, şen şakraktır, öyle değil mi ya? Ne yere bakan yürek yakarmış meğerse. Yani Ferhunda bir çuval inciri berbat ettim vallahi. Yok benim damadım iyiymiş de, yok benim damadım şöyleymiş demişmiş demişmiş. Canım elbette benim damadım iyidir. Aa tabii iyi olduğu kesin, yoksa bunca yıldır kızına dayanabilir miydi? Bana bak Suzi. Bu Fehmi'nin acaba bir kadınla ilişkisi var mı? Vallahi ilişkisi olup olduğunu bilmem ama o gün apartmandaki kadın cazgırın tekiydi. Sinirli, asabi, beni kapıdan kovmadığı kaldı ayol. Bana bak, Fehmi'ye yazık, vallahi acıyorum. Nermin bir deliydi, o zır deliye çarptı. Pek kesin. Emin değilim ama. Bak yine emin değilim diyor. Madem Fehmi'nin bir kadınla ilişkisi olduğundan emin değilsin, ne diye kesinmiş gibi kıza söylüyorsun? Yazık, günah değil mi çocuğa? Fehmi'ye yazık değil mi? 20 yıldır senin kızına katlanıyor. Bak aklıma bir şey geldi. Ne istersen şöyle. Şimdi. Aşk olsun biraz. Meraktan öldüm. İnsanı yok yazar. Hayatım anneme gitti. Zamanın nasıl geçtiğini farkında değilim, işin uzadı da. Aman fena değil, pek büyük değil ama idare eder canım. Ha, beğendiniz mi? Çok iyi. gelin bu tarafa da geçelim, buyurun. İşte burası banyo. Bakın. Kira mı bu ev? Tabii kira. Aman iyi biliyor musun? Pek matah bir şey değil ha. İleride daha büyük bir yere çıkarız. Tabii zaten biz de öyle düşünüyorduk. Gelin size salonu göstereyim, burada. İşte. Bak laf aramızda, bu mobilyalar biraz fazla eskimiş. Ya. Aa, ne olacak, değiştiririz canım. Ya, tabii biz de öyle düşünüyorduk zaten. Tabii. Ortalık da çok pis.
Temizlik için kadın tutuyorsunuz değil mi? Hayır tutmuyoruz. Ya olur mu? Neyse, yemekleri kim yapıyor evde? Yemekleri hanım yapıyor. Tabii şu sıralarda ben boş olduğum için ben yapıyorum. Aman güldürmeyin sana be, sen ne anlarsın yemek yapmakta. Bırak karın yapsın. Aman gerçi o da biraz huysuz ama olsun, ne yapacaksın artık? İdare ederiz. Bülent kim bu kadın? Hay Allah, tanıştırmayı unuttum. Bu karım Necla, bu hanımefendi de canın dadısı Meftun Hanım. Thank you.